Çetin içeride mi? İçeride. Çetin! Şerife, ne işin var burada? Müjdemi isterim. Sonunda iş bulduk. İşte bu ev. Dur bakayım şöyle sana. Kravat kaymış biraz. Heh. Oldu. Volkan. Oğlum ne ikram edilirse teşekkür ederim diyeceksin. De bakayım. Of ya, bin kere dedim. Volkan söyle dedim. Teşekkür ederim. Sen her şeyi bana bırak. Konuşmayı ben yapayım. Kadın kadına hem daha iyi anlaşırız. Nasıl istersen. Hadi bakalım. Benim aradığım şoförden, hizmetçiden çok insan. Yani ne bileyim, nasıl anlatsam? Ama bize denen de bu. Bir şoför, bir hizmetçi. Yanlış mı anladık yoksa? Yok, doğru anladınız. Benim demek istediğim, bu evi sahiplenecek, oturup akşamları benimle bir çift laf edecek birilerini arıyorum. Ha, sırası gelince de işini yapacak tabii. Firuze Hanım, müsaade buyurursanız. Estağfurullah. Bizim de aradığımız patrondan çok bir dost, bir arkadaş. Yani bizi size gönderen size de bizi aratıyormuş meğer. Tamam oldum. İş sizindir. Para saadet değildir derlerdi de inanmazdım. Yazık. Kimi kimsesi yok. Nasıl da yalnız. Biz varız ya artık. Doğru. Biz varız artık. Bir daha niye evlenmemiş acaba? Güzel kadındı. Ne biçim laf bu böyle? Vallahi art niyetim yoktu. Hemen yanlış anlama Şerifem. Sen benim için herkesten, her şeylerden güzelsin. Öyleyim tabii. O elbiseler, o şatafat bende olsa. Ben karnabahar yiyemiyorum. Doktor yasak koydu. Ama yaparsan, doktora da söylemeyecek olursan biraz atıştırırım. Tamam, bamya yaparım ben de. Bak o olur işte. 1-2 saate kadar döneriz vakıfta. Buyurun efendim. Giysem ne olur ki?
Çetin, beni eve götür. Peki efendim. Ben de güzelim işte. Takıları nereye koymuştun? Hah. İşte buradalar. Bekle, ben geliyorum. Şerife. Şerife. Firuze Hanım. Ne kadar güzel olmuşsun. Dur bakayım sana şöyle. Firuze Hanım, kusura bakmayın. Hemen şimdi çıkarırım. Şu yüzüğü de taktık mı? Takım tamam. Çok güzel oldu. Firuze Hanım. Şerife. Ben hiç iyi değilim Şerife. Firuze Hanım. Firuze Hanım. Çetin. Çabuk çabuk doktor çağır Çetin. Çetin yetiş. Nerede kaldı bu doktor? Firuze Hanım, Firuze Hanım. Çalıyor ama bakmıyor. Ah, gidecek koca kadın, gidecek. Yoksa hastaneye mi gitseydik Çetin? Geldi işte. Sen burada bekle. Beklerim tabii. Ona bir şey olursa biz ne yaparız? Nasıl söylesem bilmiyorum. Firuze Hanım'ın kimsesi yok mu gerçekten? Bize söyleyebilirsiniz. Bizden başka kimsesi yok. Durumu çok mu kötü? Maalesef. Tıbben yapılacak bir şey kalmamış. Ne kadar? Yani ne kadar ömür kaldı? En fazla bir ay. Demeyin. Hadi bilemediniz, iki ay. Ama çok iyi görünüyor. Hiç dediğiniz gibi değil. Bu biraz hastalığın kendisinden, biraz da hastanın kendisinden. Dediğiniz gibi güçlü bir yapısı var. Yani kesin mi bu dediğiniz şey? Bu gibi durumlarda aksi de görülmüştür. İki ay dersiniz ama hasta iki yılda yaşayabilir. Ama bu binde bir olan bir şey. Peki şimdi ne yapacağız? Hastaneye yatırmamıza gerek yok. Evinde kalması en iyisi. Son günlerini mutlu geçirsin. Haklısınız. Bakarım ben ona. Ne geliyorsa elimden yaparım. Bunu kendisine söyleyelim mi? Bir şey diyemem. Karar sizin. Sağ olun doktor bey. Rica ederim. Korktuğum başıma geldi.
Görüyor musun? İki günlük dünya. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Hastalığını söyleyecek miyiz kendisine? Bilmem. Hele biraz düşünelim bunu. Suyunuzu da için. Tamam. Sağ ol canım. Doktor tam olarak ne dedi Şerife? Dinlenmeniz lazımmış Firuze Hanım. Doktor öyle dedi. Doktor alt etmiş. Sağlam adamı da hasta eder onlar. Siz yine de şöyle iki gün dinlenin yatakta. Şerife size bakar. Evet, size bakmak için buradayız. Allah sizden razı olsun. Siz olmasanız ben ne yapardım? Ne yaptık ki Firuze Hanım? Öyle demeyin. Siz olmasaydınız şuracıkta yapayalnız ölür giderdim valla. Allah gecinden versin. Amin diyelim. Ama görünen de ortada. Kimsesiz Çocuklar Vakfı'na her ayki bağışı yaptım. Hı hı. Vakıf zor durumda. Sizin bağışlarınız olmasa dağılır. Çocuklar da yine sokaklara düşer. Ah, aman ağzından yel alsın. Ben hayatta olduğum sürece o çocuklar sokağa düşmeyecek inşallah. Yeni şoför ve karısı. Memnun musunuz onlardan? Ah, memnun da laf mı avukat bey? Sizden iyi olmasınlar. Şerife elim ayağım. Çetinse her şeyim. Sessizliğini, ağırbaşlılığını rahmetliye benzetiyorum. Çok güveniyorum ona. Günün birinde vasiyet yazdıracaksam ancak onun gibi birine yazdırırım. Yani o derece güveniyorum. Allah gecinden versin. Getirmeyin aklınıza böyle şeyler. Buyurun, kahveniz. Teşekkür ederim. Ilamur yaptım Firuze Hanım. Demini alınca bir bardak getireceğim. Sağ ol canım.
Niye getirdin bizi buraya? Kapımı açmayacak mısın? Aklında yine neler var? Neler yok ki? Nasıl? Arabandan memnun musun? Arabamdan mı? Hı hı. Bakarsın yakında senin olur. Neler saçmalıyorsun sen? Saçmaladığımı kim söyledi? Planlı programlı konuşuyorum. Bir plan yaptım. Firuze Hanım. Ne olmuş Firuze Hanım'a? Bir aya kadar sizlere ömür. Onca para, onca servet. Düşün hele Çetin. Onları yanında götürebilecek mi dersin? Kim götürebilmiş ki o götürsün? Vakfa bağışlar herhalde. Doğru. Vakfa bağışlar. Kimsesiz çocuklar vakfına giden para sokağa atılmış olmaz mı? Yazık olmaz mı onca servete? Ya ne olacak? Bizim olacak. Nasıl? Dedim ya, bir planım var. Ben yarın sabah Volkan'ı alıp babamın evine döneceğim. Seninle boşanacağız. Boşanmak mı? Ne diyorsun sen? Dinle hele bir. Herkes öyle bilecek. Ama resmen boşanmayacağız tabii ki. Sebebi de şu. Hesapta ben seni Firuze Hanım'dan kıskanmışım. Artık dayanamayıp Volkan'ı alıp çekip gitmişim. Olmaz öyle şey. Olur. Hem de bal gibi olur. Sonra sen onun yanında çalışmaya devam edeceksin. Söz vermişsin işe başlarken. Böyle yaparak daha çok güvenini kazanacaksın. Sonra da vasiyet yazdıracaksın. En kötü zamanlarında yanında olduğun için bütün servetini sana bırakacak. Yani aslında bize kalmış olacak. Ya yazdırmazsa? Ya bırakmazsa? Yazdırır. Bırakacak da. Çünkü avukat beye söylerken duydum. Seni çok seviyor ve sana çok güveniyor. Hatta vasiyet yazdıracak olsam ancak öyle birine yazdırırım dedi. Tek sorun öleceğini ona söylemedik. Vasiyet yazdırmak istemeyebilir. O da artık senin marifetin. Ben bu işi sevmedim. İster sev ister sevme. Volkan'ı düşün. Geleceğimizi düşün. Hep böyle aç bir ilaç onun bunun kapısında. Nereye kadar Çetin? Ama Şerife bu çok karışık bir iş. Değil. Doktor ne dedi? Bir ayı kaldı şunun şurasında. Ne cinayet işleyeceğiz ne de bir kötülük yapacağız. Alt tarafa bir vasiyet. Volkan bensiz ne yaparız? Ya sen? Yuvamız ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Bir ay sıkarız dişimizi. Çünkü ben öyle istiyorum. Alır mısın bundan? Yok. Senin evin yok mu? Üşümüyor musun peki? Yok, hayır. Al bir tane daha. Olur. Bir tane daha ister misin? Ver. Volkan! Çabuk buraya gel! Şimdi olmaz! Sana çabuk dedim, hemen! Of ya! Abi sende kalsın. Kimdi o çocuk? Bahtiyar. Kimin çocuğu? Kimsenin. Orada bir inşaat var, orada kalıyor. Hırlı mı hırsız mı bilmiyorsun yani. Aferin sana Volkan. Ya sana bir şey yapsa? Yapmaz, iyi bir o. Çok biliyorsun. Deden görmesin vallahi. İkimizi de öldürür. Geç bakayım içeri. Babamı çok özledim anne.
Yine göremez miyim? İki gün önce gördün ya yavrum. Ama çok özlüyorum. Volkan, olmaz dedim. Elimizde olan bir şey değil ki. Bana ne, ben babamı istiyorum. Tamam yavrum, yarın ararız buluşuruz, tamam mı? Söz mü? Söz. Hadi içeri girelim. Al şunu cebine koy bakayım. Aslan babam benim. Hadi sen biraz oyna bakalım. Tamam. Al şunu. Çetin, tam 2 ay oldu. Bu kadın 9 canlı mı? Hani bir aya kadar ölecekti? Vallahi doktorlar da şaşırdı. Olmaz böyle bir şey diyorlar. Ama böyle nereye kadar Çetin? Çocuk babam deyip seni sayıklıyor. Bir yolunu bul, yazdır şu vasiyeti. Daha fazla perişan olmayalım. Perişan olmayalım diyorsan hemen bırakalım bu oyunu. Bu iş hem imkansız hem uzun. İste işi bırakayım. Yeni bir iş bulayım. Yine beraber olalım. Ben siz olmadan yapamıyorum. 3 kuruş para için şu yaptığımıza bak. Gel, yol yakınken vazgeçelim bu işten. Olmaz. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Evimden, düzenimden oldum. Bari bir şeye değsin. Sen nasıl istersen. Hadi ben gidiyorum o zaman. Volkan'a görünseydin. Acelem var. Öp benim için. Babam nerede? Gitti yavrum. Gitti mi? Beni niye görmedi? Nasıl olsa 3 gün sonra göreceksiniz birbirimizi yavrum. Ne tarafa gitti? Volkan dur. Baba. Koşma yavrum. Arabalar baba. Var. Baba. Oğlum olmadan nasıl yaşarım? Ne yaparım Şerife? Allah'ım sabır ver yarabbim. Şimdi nerede o? Kim nerede? Firuze karısı. Evde. Hem seni görmek istiyor. Konuşacakları varmış. Şeytan görsün yüzünü. Hala kimsesiz çocuklar vakfına mı yatırıyor servetini? Evet. İyi. Ben ona gösteririm kimsesiz çocuklara yardım etmek nasıl oluyormuş. Şerife, Allah'ını seversen vazgeçelim. Bak hala şansımız var. Şerife! Bahtiyar. Benim, Volkan'ın annesi. Ne istiyorsun abla? Sana yemek getirdim de. Sen bunu bana mı getirdin yani? Sana getirdim tabii. Ama senden bir şey isteyeceğim. Ne istersen yaparım. Yeter ki sen yine ekmek ver. İstediğin ekmek olsun be Bahtiyar. Beş dakikaya kadar gelirim Çetin, bekle. Peki efendim, tamam. Ah!
Çetin! Firuze Hanım! Çetin! 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 Firuze Hanım, iyi misiniz? İyiyim. Al abla. Nasıl? Yemek güzel mi? Güzel. Paraya dokunmadım abla. Dediğin gibi. Aferin sana. Bak sana ne getirdim. Al gel şunları. Sağ ol be abla. Seni bir vakfa göndersem gider misin Bahtiyar? Ne yapacağım orada abla? Yatacaksın, yemek yiyeceksin, arkadaşların olacak. Ne dersin? Ne güzel be abla, olur ben giderim. Hı, okuman yazman var mı? Var tabii. Al bunu. Üstünde vakfın adresi yazıyor. Oraya git. Ben o çocukların hepsinin annesiyim. Bana bunu nasıl yaptı Çetin? Kimsesiz çocuklara bağışlar yağdırdığınızı nereden bilsin ki Firuze Hanım? Polisten haber var mı? Bulamamışlar çocuğu. O sokağa saptı, sanki yer yarıldı, içine girdi. Avukat bey, bu işi bitiriyoruz. Artık sokak çocuklarına bağış maaş yok. Yapmayın Firuze Hanım. Kendini bilmez biri yüzünden tüm çocukları sokağa mı salacağız? Sizin bağışlarınız olmasa vakıf çöker. Çöker değil mi? Yazık olur. Bence bir düşün. İşte her şeyin başladığı yerdeyiz yine. Keşke o gün sana hayır diyebilseydim. Kendine gel. Bu iş artık hayatımızın meselesi oldu. Bir hayatımız mı kaldı ki meselesi olsun Şerife? Olacak. O kadın ölünce, paralar bizim olunca yeni bir sayfa açacağız. Ama sen bir vasiyeti bile yazdıramadın. O kadın ölmeyecek. Vasiyet falan da yazmayacak. Hadi vazgeçelim bu işten. Gidelim buralardan Şerife. Şimdi değil Çetin. Ya ne zaman? Izdırap gibi bu. Cehennem ateşi gibi. Canım atak dedi artık. Şşt. Tamam, sakinleş artık. Ben senin yapamadığını yaptım. Al bunu. Ben yazdım, onun ağzından vasiyeti. Üzerine de 20 gün öncesinin tarihini attım. İyi de ben nasıl imzalatacağım bunu? Dolaba içme suyu olarak bunu koyarsın. Ama Firuze Hanım bundan su içmeden önce, yani ölmeden önce vasiyeti imzalatman gerek. Nasıl? Güzel fikir değil mi? Keşke daha önce aklıma gelseydi. Şerife, bu düpedüz cinayet. Ben yapamam. Öyle bir insana kıyamam. Yapmak zorundasın Çetin. Her şey onun evinde çalışmamızla başladı. Yuvamız dağıldı. Oğlumuz öldü. Sen orada, ben babamın evinde perişan oldum. İntihar edecek hale geldim vallahi. Tamam. Tamam ama biraz düşüneyim.
Şükürler olsun. Bugünü de gördük. Ah, doktor gelecekti bugün. Çetin nerede? Hemen alıp gelsin. Çetin! Çetin! Allah Allah. Bu saate kadar yatmazdı ama. Çetin! 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 Aman Allah'ım! Çetin! Başın sağ olsun. Seninle konuşacaklarım var Şerife. Tekrar bir araya gelmeyi planlarken Çetin öldü Firuzan. Öldü! Şşş. Sakin ol canım. Sakin ol. Hadi iç şunu. Babanın evinde kalıyormuşsun diye duydum. Rahat değilmişsin, doğru mu? Bunca olandan sonra kim bilir neler düşünüyorlar. İstemiyorlar mı seni? Peki sen ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim Firuze Hanım? Görüyorsunuz işte. Oğlum, kocan. İnan ben de çok üzüldüm canım. Hele hele ayrılmanıza rağmen işine devam etmesi beni çok mutlu etti. Şu an senin kimsesiz olman beni kahrediyor. Ben de ölürsem kim sahip çıkacak sana? Nasıl yani? Ne demek bu? Ben ölüyorum Şerife. Geçen gün doktorum ağzından kaçırdı. O nasıl söz öyle? Gayet sağlıklı görünüyorsunuz. Allah korusun. Görünüşte öyleyim ama maalesef gerçek. Eğer Çetin ölmeseydi bir sürpriz yapacaktım size. Belki de sadece sana yaparım. Nasıl yani, anlamadım. En kötü zamanlarımda beni yalnız bırakmadığınız için bütün servetimi size bağışlamak istiyordum. Şimdi sadece sana bırakıyorum. Olur mu öyle şey? Vakıf varken bana düşer mi canım? Kabul edemem bunu. Vakıf geleneğini artık sen devam ettirirsin. Firuze Hanım, ben dayanamayacağım daha fazla. Siz de ölürseniz ben ne yaparım? Bitsin artık bu işkence doktor. Uyumaya çalışın Firuze Hanım. Bir yine burada öleyim. Artık takatim kalmadı benim. Ağzınızdan yel alsın. Nasıl konuşuyorsunuz siz öyle? Şerife, çektiklerimi bilmiyorsun. Dinlenince daha iyi olacaksınız Firuze Hanım. Yeter ki biraz uyuyun. Geçmiş olsun. İyice ağırlaştı artık. Vallahi bu bile şaşırtıcı. Buyurun.
Hatırlarsınız 6 ay önce size 1 ay ömrü kaldığını söylemiştim. Evet. Artık son günleri. Bunu siz de biliyorsunuz değil mi? Maalesef. Onun çilesi de sizin çileniz de bitmek üzere. Ah, keşke o yine ayağa kalksa da ben çile çeksem doktor bey. Artık akşama sabaha bekleyin. Yapacak bir şey yok. Allah taksiratını affetsin. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Durumu nasıl? Doktor bey söylesin. Söylenecek bir şey yok. Artık akşama sabaha. Hay Allah. Ben gideyim. Size iyi günler. İyi günler. Müsait mi? Görebilir miyim? Yeni uyudu. Öyle mi? Kimsesiz Çocuklar Vakfı dağıldı. Çocukların hepsi sokaklarda şimdi. Beraber bu kararı vermekle iyi etmediniz. Canım, kadıncağız bütün mal varlığını oraya bağışlayacak değildi ya. Vasiyet işlemleri... Tamam. Firuze Hanım bütün mal varlığını size bağışladı. Ölümünden sonra bir imza atmanız yeterli. Ay, duygulandım bir an. Acaba size kalan servetle vakfa bağışlarda bulunmaz mısınız? Geleneği sürdürürsünüz değil mi? Devlet baksın. Ben tek başıma nasıl bakarım o kadar çocuğa? Hem kimse parayı sokaktan toplamıyor. Ama yazık değil mi? O çocukların hepsi şimdi sokaklarda. Tinerci, kapkaççı olacaklar. Bunu daha uygun bir zamanda konuşsak. Nasıl isterseniz. Thank you.
biliyor musun? Bütün parasını, bütün servetini Sokak Çocukları Vakfı'na bırakacaktı. Ay ben araya girmesem. Aptal kadın. Evet evet, bütün servet bana kaldı. Çok çile çektim. Ama artık sefasını sürme zamanı. Önce bir tatile gitmek istiyorum. Sonrasını gelince planlayacağım artık. Bilirsin, plan yapmak da üstüme yoktur. Sen ne arıyorsun evimde? Senin yüzünden vakıf kapandı. Ve hepimiz tekrar sokağa düştük. İki arkadaşımız böbrekleri için kaçırıldı. Birine araba çarptı. Beni öldürme, sana para veririm, ne olur. Artık çok geç.